Selam millet. Günlerden pazartesi ve biz tekrar işimize doğru yol alıyoruz. Herkese hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyorum. Birazdan arabada görüşmek dileğiyle. Evet, arabamıza geldik. Şöyle. Bugün de havamız maalesef yağmurlu, diyecek de yok. Hadi bismillah. Vay, selam veriyor bana. Şöyle santralimizlere bildirelim kendimizi. Çok yanaşma. Şimdi git ya. Ya arkadaş, Haziran'dayız. Millet 30 derecede denize girerken biz burada 16 derecede yağmurun içindeyiz yani. Neden böyle bu topraklar? Neyse. Şimdi nereye gitsem ne düşünüyorum. Bir de bugün ayrıca Almanya'da resmi tatil. Resmi tatil olduğu zaman tabii insanlar bir şekilde ellerine kapatıyorlar. Yani iş olmuyor. Yani doktorlar kapalı. Genelde zaten sabah saatlerinde çok yaşlı nineleri doktora götürürüz. Şu lamba bile bugün çalışmıyor kardeşim, düşün yani. Ona bile tatil vermişler. Neyse arkadaşlar, bir turumuzu yapalım. Dönüşte tekrar videomuza başlarız. Yani görüşmek dileğiyle. Arkadaş bekle ağaç olduk ya. Gelen yok, giden yok. Selam millet. Müşteriyi bıraktık. Biraz da üzdü bizi arkadaş. Bu taksi camiasında tanınan bir arkadaş. Hastaneye bıraktım kendisini. Babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Yapacak bir şey yok. Böyle haberleri zaten sık sık alıyoruz. İnsanların dertlerine de ortak oluyoruz bazen. Sabahları genelde işte hastaneye veyahut da bu ışınlanma tedavisi mi diyorlar, ne diyorlar, ona götürüyoruz. Radyolog herhalde. Tam ismini telaffuz edemedim. Yani kanser vakası falan da çok buradan. İnsanlar üzülüyor tabii ki. Konuşmak istiyor. Dertlerini anlatıyorlar. Biz de dinliyoruz haliyle. Bazen tabii bizi de etkiliyor. Yani psikolojik olarak biraz etki bırakıyor açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Mesleğin getirmiş oldukları diyelim. Yolumuza devam ediyoruz. Yine durak olarak tren garını tercih edeceğim bugün. Genelde oradan şu anda iş çıkıyor. Çünkü diğer yerler daha önce de söylediğim gibi bugün resmi tatil. Resmi tatil günlerinde hani başka diğer duraklarda beklemek çok fazla avantajlı olmuyor açıkçası. Bu durumda tren garını tercih ediyoruz. Tatilden dönen oluyor. İşte evlerine bırakıyorsun vesaire. Ve iyi bir şey, yani iyi bir balık yakalamaya çalışacağız açıkçası. Bakalım. Kısmet. Arkadaşlar merak ettikleriniz olursa yorum bölümünü yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar mümkün mertebe cevaplandırmaya çalışırım. Şimdilik fazla bir şey görmedim zaten. Umarım çoğalmaya başlar. Sabahleyin hava bayağı kapalıydı. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladı. Derecemiz de 13'ten 17'ye yükseldi. Şimdi bir tünele gireceğim. Kısa bir tünel. Bazı insanlar böyle kamerayı elinde tuttuğumuz zaman tip tip bakıyorlar. Bu Almanya'nın zaten
biraz katı kuralları var. İşte dağıtma şut dedikleri, Türkçesini nasıl çevireyim ben size, data güvenliği diyeyim ben size, böyle bir kanunları var. Yani kolay kolay herhalde böyle çekim yapamazsın. Zaten bir markete girdiğin zaman direkt kovuyorlar seni kamerayla gördükleri zaman. Daha önce de başıma gelmişti, bir kapalı yerleşim yerinde video çekiyordum. Güzel böyle villaların olduğu bir yerde. Ondan sonra arkamdan he he diye birisi bağırmaya başladı. Dedim ne var? Hemen sordunuz mu bize? Burada çekim yapamazsınız, hakkınız yok. Öyledir, şöyledir, böyledir. Bir uyuz uyuz konuşmalar. Fazla tartışmadım zaten. Yoluma devam ettim. Yani gördükleri zaman böyle hani bizim ülkedeki gibi çek abi çek falan demiyorlar. Burada hemen itiraz ediyorlar. Yani hatta ikaz ediyorlar. Çekme, çekemezsin, hakkın yok falan diye. Böyle tabii kanun kural neyse odur sonuçta ama yani çok katı. Onu da söyleyeyim. Bayağı katı kuralları var. Şurada sol tarafta arkadaşlar bir adamımız var yine. 50 olacağız. Bunları geçtik. Ya çünkü benim kaldığım şeritten makine çekemiyor. Oraya kadar gözü almıyor gerizekalılık. Sağ tarafında daha önce de söylemiştim Leonardo Oteli. Buradan da bayağı iş çıkıyor ama hemen bugün fazla bir şey olmayacak. Evet, Ulim'in tek büyük köprüsüne geçiyoruz şu anda. Köprünün altından da zaten tren garının olduğu işte kadaylar var. Şöyle göstereyim. Görebildiğiniz kadar. Burada yine katedral. Daha önce bunu göstermiştim. Şöyle göstereyim. Normal günlerde bu saatlerde burada bayağı bir yoğun trafik oluyor. Tabii bugün resmi tatil. Herkes eve kapanmış. Bize de tabii ki yollar böyle serbest boşalmış durumda. Önde bir meslektaşımız var. Şimdi burada bir open bayisi var. Yavaş yavaş ısınmaya başladı. Benim 17 dereceydi, şimdi 17.5 gösteriyor. Güneş de ortaya çıkmaya başladı. O zaman ne olacak? Keyifler güzel olacak. Şöyle. Vaktim olduğu zaman arkadaşlar şöyle arabaları da göstereceğim ben size. Buradaki Amerika'daki ikinci el veya yeni otomobil fiyatlarını da göstermek istiyorum. Şurada bir İbiş otelimiz var. Burada genelde hayat kadınlarının iş görüşmelerini yaptığı otel oluyor bu. Oradan bazen alıyoruz bayanları. Kerhaneye tekrar hücrelerini geri götürüyoruz. Ne yapsınlar, onlar da para kazanmak zorunda. Yani derler ya, bu parayı kazanana kadar götüm bilmem ne oldu derler ya. Bunlar da böyle. Senin işin bu kardeşim. Yavaş yavaş durağımıza doğru gidiyoruz. Tren garına. Tabii herkesin olduğu bir şey var burada. İyi bir büyük bir balık yakalamak ve günü kurtarmak. Her zaman tabii ki o şans olmuyor maalesef. Ama bereket versin yine de herkes bir şekilde geçimini sağlayabiliyor yani. Tabii işlerimiz azalmadı değil. Ulim'e ikinci bir tramvay hattı kuruldu. O hat kurulduktan beri tabii ki üniversite hastanelerine bayağı bir yolcu taşıyor. Haliyle tabii ucuz. Taksiler çok çok daha ucuz olduğu için biraz elimizden almış oldu. Şöyle sıraya bakalım. Fazla bir sıra yok ama yine de var yani. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.